Şimdi bir yandan da Amerika kendini konsoloslukları aracılığıyla tehlikede hissetmiş Türkiye'de anlaşılan. O yüzden de bir duyuru var. Türkiye'deki Amerikan hükümeti personeline Türkiye'nin güneydoğusundaki Adana konsolosluk bölgesini hareketleri en aza indirmeleri ve seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verilmiş. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor deniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı tırmanabilir ve şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir şeklinde bir duyuru da bulunulmuş ve Amerika'nın Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacağı belirtilmiş. Yani çalışanlar içeride olacak ama hizmet vermeyecekler. Eğer kalabalık olur, çok protesto olursa da Amerikan vatandaşları e, zarar görmesin istemişler. Türkiye'de kimse onlara zarar vermez aslında ortada ama aldıkları karar da bu. Onu da söyleyeyim. İsrail'in Gazze'de o hastaneye hedef almasıyla birlikte herkes tepkisini gösteriyor. E, Devlet Bahçeli'nin cümlelerine bakacağız. Ondan sonra da yine muhalefetin de bugün bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara kulak vereceğiz. İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısına tepkiler artarak devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saldırıya ilişkin İsrail'e tepkisi sert oldu. Sivil halkın katliam ablukasına alındığını belirten Bahçeli'nin hedefinde İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden vardı. Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'ın İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi, şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye'ye gelmiş olsaydı, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden'ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir. Katliama sessiz kalan Batı'ya tepki gösteren Bahçeli çözüm için iki devletli yapıyı işaret etti. İsrail-Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun yegane çözümü bölgede iki devletli bir yapının acilen ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesidir. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. İsrail'e bir tepkide Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici, Batı dünyasının sessizliğinin İsrail'i cesaretlendirdiğini söyledi. Bugün gerçekleştirilen cinayetlerin insanlık suçu dışında herhangi bir kalıba sığdırılması mümkün değildir. Dünya milletleri toplu bir şekilde ayağa kalkmadan, Birleşmiş Milletler'in bu yapısını değiştirmeden bu zulümler bitmez.